Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel patiğin yapımını göstereceğim. Bebişler için gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yine Ocak Fatma Hanım'ın modellerinden bir tanesi. Böyle yine istek üzerine yapacağım inşallah. Evet, ne kadarlık bebe olur derseniz 0-6 ay arası bebeklere İdeal olur. Tabii boyutunu büyük başlayıp da daha büyük çocuklara ya da bebeklere yapabilirsiniz. Yün olarak bebeğini kullandım arkadaşlar. Erkek bebeklerde yapmak isterseniz sonradan bu kenarına gittim. Kenarını sadece sık iğne yaparak da bitirirseniz erkek bebeklere farklı renklerde yapabilirsiniz. Evet, şiş olarak ise 3,5 numara şiş kullandım. Ben masaya çarpmasın diye kısa şiş kullanıyorum. Yoksa uzun normal bildiğimiz iki şişle yapılabilir bir model. Evet, hazırsanız başlayalım inşallah. 30 ilmek başlayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tutuyorum. Şişime ilmek atıyorum. Evet, 30 ilmek atıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 30 ilmek attım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 tane ilmeğim oldu. Şimdi ilk sıramı şöyle haroşa yapacağım. Yani önden de düz, arkadan da düz öreceğim arkadaşlar. Tabanı haroşa zaten. Evet, böyle düz örerekten sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Son ilmeği şöyle örmeden alıyorum arkadaşlar. İpimi öne alıp örmeden sağ şişime takıyorum. Çevirdim. Bir üst sıraya geçtik. Burada da artırma yapmayacağız. Haroşa öreceğiz bu şekilde. Evet, düz örerekten bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi artırma yapacağız taban için. 1 ilmek ördüm. 2 ilmek ördüm arkadaşlar. Artırma yapacağım. Böyle gizli artırma yaptığım için şöyle ilmeği şöyle parmağımda kıvırıp sağ şişime takıyorum. 12 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek ördük. Yine artırma yapıyoruz şu şekilde. 1, 2 ilmek örüyoruz. Yine artırma yapıyoruz. Yine 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördük. Son 2 ilmek kalasıya yine şu şekilde artırma yapıyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum demiştim. Kenar düz olsun diye. Çevirdim. Tersindeyiz. Tersinde hiçbir işlem yok. Haroşa örmemize devam ediyoruz. Bu gördüğünüz gibi artırmalarımızı da yine haroşa olarak örüyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. İkinci artırma sıramı yapacağım. 1, 2, bir altta bunu artırmıştık. 3 ilmek örüyoruz. Şöyle yine artırma yapıyoruz. 3 ilmek ördük, artırma yaptık. 12 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördük. Bir öncesinde bunu artırmışım. Şimdi onun önünde artırma yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyoruz. Şöyle artırma yapıyorum. Yine 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 ilmek kalasıya artırma yapıyorum.
Son ilmeği örmeden alıyorum. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Böyle haroşa yaparaktan yapamadım. Evet, böyle sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi kenarda bir altta 3 tane örmüştük, artırmıştık. Şimdi 4 tane öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyoruz. Bir altta bakın bunu artırmışım. Artırma yapıyorum. Yine 12 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, bir öncesinde bunu artırmışım. Artırma yapıyorum. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Gördüğünüz gibi bir öncesinde bunu artırmışım. Ondan sonra artırma yapıyorum. Yine 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 ilmek kalasıya artırma yapıyorum. 50 tane ilmek olasıya kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Çevirdim. Tersindeyiz. Tersinde hiçbir işlem yok. Haroşa yaparak sıramızı tamamlayacağız. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, dördüncü artırma sıramızdayız. Ön yüzdeyiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. Yine 12 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir öncesinde bakın bunu artırmışım. Onun önünde artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Bir öncesinde bunu artırmışım. Şimdi artırma yapıyorum. Yine 12 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artırma yapıyorum. 5 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. Evet. Tersine geçtik. Hiçbir işlem yok. Haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet. Yine ön yüze geçtim. Son artırma sıramdayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Artırma yapıyorum. Yine 12 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. Evet, sıramı tamamlıyorum. Şöyle sayalım beraber. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 49, 50 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi tersinden de haroşamı bitireceğim. Böyle haroşamızı yapalım tersinden. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Ön yüze geçtim. Böyle düz öreceğiz. Şimdi önden düz, arkadan ters öreceğiz. Şöyle göstereyim. Burayı yapacağız arkadaşlar. 4 sıra, toplamda 4 sıra önden düz, arkadan ters öreceğiz.
Böyle düz örerekten sıramı tamamlıyorum. Artırma yok artık. Böyle düz örelim, sıramızı tamamlayalım. Evet, tersine geldim. Tersinden de ters örüyorum. Şöyle. Şimdi göstereyim. Böyle ters örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Eminim çoğunuz biliyorsunuz ama kusuruma bakmayın, olur mu? Hani yabancılar da bakıyor o yüzden. Böyle ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. Ön yüze geldim. Üçüncü sıramızdayız. Yine önden düz öreceğim. Bu şekilde. Şöyle yapamadım. Gördüğünüz gibi üçüncü sıramızdayız. Düz olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, tersine geçtim. Tersten de ters örüyoruz arkadaşlar. Böyle. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi burayı oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle bir ilmek düz ördüm. Sonra başına doluyorum tığımın, artırma yapıyorum şişimin. Sonra iki ilmeği bir örüyorum. Başına doladım, iki ilmeği bir örüyorum. Böyle bu şekilde. Başına doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Dengeliyoruz. Başına doladık. İkisini bir ördük. Başına doladık. İkisini bir ördük. Doladık. İkisini bir ördük. Doladık. İkisini bir ördük. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sonunda göstermek istiyorum. En son ikisini bir ördüm, doladım. İkisini bir örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Onu da örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Kenar ilmeği örüyorum. Sonra ters örüyoruz. Tersinden böyle bu şekilde ters örüyoruz arkadaşlar. Evet, ters örerekten sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüze geldik. Düz örüyorum. Evet, böyle. Önden düz, arkadan ters öreceğiz arkadaşlar. Böyle önden düz, arkadan ters örelim. Ve bir sonraki sırayı, evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Siz de hangi renk yapmak istiyorsanız. Şöyle önce şu şekli vereceğim arkadaşlar. Bu ilmeği sağ şişime taktım. Sonra şöyle. Bakın taban için haroşa yapmıştık. Ondan sonra önden düz arkadan ters ördük. Oradaki tersi şöyle görünüyor mu? Bakın buradaki tersi alıp şişime takıyorum ve sol şişime takıyorum. Böyle ikisini bir beyaz ipimle düz öreceğim. İkisini bir düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği sağ şişime aldım. Yine şöyle tersini çeviriyorum. Pembe ipimi birazdan keseceğim. Altta o tersin bir yanındaki ilmeği alıyorum. Bakın bu şekilde. Sol şişime takıyorum ikisini bir. Düz örüyorum. Şöyle. Düz örüyorum. Evet, bu şekilde. Ben bu ikisini birbirine bağlayayım. Sökülmesi. Evet, şöyle. Bağladım. Pembe ipimizi de keselim arkadaşlar. Elimize dolaşmasın. Evet, tekrar gösteriyorum. İlmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi sağ şişime taktım. Şöyle tersini çevirdim. Böyle bir sonraki terse
Şimdi batırdım. Bu ikisini bir sol şişimi alıp ikisini bir düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği sağ şişimi aldım. Sonra alttan da tersi alıyorum. Hep aynı sıradan alıyoruz arkadaşlar. Onu karıştırmayalım. Sonra sol şişime takıp ikisini bir düz örüyorum. İlmeğimi sağ şişime aldım. Tersini çevirdim. İlmeği alıyorum. Sol şişime takıp ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Çok kolay. Zor gibi gelebilir ama arkadaşlar çok kolay. Evet, bir sonrakini alıyorum. Şişime takıp ikisini bir düz örüyorum. Böyle. İkisini bir örüyorum. Sol şişimi aldım. Tersini çevirdim. Bir sonraki ilmeği aldım. İkisini bir düz örüyorum. Evet, böyle kat oluşuyor gördüğünüz gibi şekil. Aldım. Arkadan ilmek alıyorum. İkisini bir düz örüyorum. Şöyle bir sonrakini alıyorum. Böyle. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi ikiye katlamış olduk. Tamamen bitirdim. Şimdi tersindeyiz. Tersinde şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle haroşa yapacağız yanları. Sonra ortaya da iki ters iki düz devam edeceğiz. 16 tane haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane haroşa ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Şöyle sayalım kaç tane kalmış. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Son 16 ilmeği de yine haroşa örüyorum. Yani düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım. Düzünü çevirdim. 16 tane haroşamı yine düz olarak örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Evet. 2 tane düzüm var. Gördüğünüz gibi onları düz örüyorum. 2 tersim var, ters. 2 düzüm var, düz olarak örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Son 16 ilmekte yine haroşa olarak örüyorum. Evet, son ilmeği de örmeden aldım. Tersini çeviriyorum. Yine 16 ilmek haroşam var. Onları haroşa olarak örüyorum. Tersi ters, düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Sonra haroşaları da haroşa olarak öreceğiz. Ne kadar devam edeceğiz? Gördüğünüz gibi iki sıra haroşa oldu. Bu yanlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroşa olacak şekilde yanlar haroşa, önlerde iki ters iki düz. Böyle devam edelim. Sonrasını göstereceğim.
Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroşa olacak şekilde ördüğüm ön kısmında böyle oldu. Şimdi ön kısımda eksiltme yapacağız. Haroşa yaparak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, böyle 2 ilmeği bir örüyoruz. 2 düzü bir ördük, eksiltme yapıyoruz. 2 tersi de bir örüyoruz. Ters olarak örüyoruz. Düzleri düz olarak ikisini bir örüyoruz. Tersleri de ters olarak ikisini bir örüyoruz. İkisini bir düz örüyoruz. Tersin ikisini bir ters örüyoruz. İkisini bir düz ördük. Tek ilmeği düşürüyoruz. İkisini bir ters. İkisini bir düz ördük. Evet, gördüğünüz gibi eksiltmemizi yaptık. Haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, tamamladım. Tersine geçtim. Tersten hiçbir işlem yok arkadaşlar. Haroşalarımızı haroşa örüyoruz. Burada düz ilmekleri düz, tersleri ters örelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi tersini bitirdim. Ön yüze geçtim. Şöyle hemen 16 ilmek haroşamı örüyorum. Bunlar sabit kalıyor. Evet. Gördüğünüz gibi düzle tersi ikisini bir düz örüyorum. Bu şekilde. Bir sonraki düzle tersi de ikisini bir düz ördüm. Bir sonraki düz ve tersi ikisini bir düz ördüm. Bir sonraki düz ve tersi ikisini bir düz ördüm. Evet, son ilmeği de düz örüyorum bir tane olduğu için. Sonra haroşama devam ediyorum. Ve sıramı tamamlayacağım inşallah. Böyle çok uzun sürmediği için göstermek istedim. Evet. Tamamladık. Eksiltmemizi de bitirdik arkadaşlar. Tersine geçtim. Tersinde tamamen haroşa örelim. Bu şekilde. Düz örerek, tamamen düz örerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi burada şöyle gördüğünüz gibi yine delik yapacağım. Buradan bebişin ayağından çıkıyorsa buraya bağcık yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yapmadım ama yapılabilir. Bazı bebişler çıkartır ayağından. Evet, kenar ilmeği düz ördüm. Başına doladım. İkisini bir örüyorum. Başına doladım. İkisini bir düz örüyorum. Şişimin başına doladım. İkisini bir düz örüyorum. Doladım. İkisini bir örüyorum. Doladım. İkisini bir örüyorum. Doladım. İkisini bir örüyorum. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sondayım. En son ikisini bir ördüm. Doladım. Son iki ilmeği de örüyorum. İkisini bir örmedim. Tersine geçtim. Tersinde yine haroşa böyle düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi ön yüze geçtim. Şimdi bu kısmı yapacağız arkadaşlar. İki ters, iki düz yapacağız. Şöyle dört parmak kadar. Dört parmak kadar. 23 sıra ördüm. 23-24 sıra böyle öreceğiz arkadaşlar. İki ters, iki düz. Evet, kenar ilmek. İki düz örüyorum. İki tane ters. İki düz. İki ters. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters.
Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Arkadan da ters ters düzü düz örelim. Dediğim gibi 4 ölçerseniz 4 parmak kadar ya da 23-24 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Şöyle 4 parmak kadar ördüm. Şöyle ikiye katlayınca göz kararı arkadaşlar. 23 sıra ördüm. Hatta 24 oldu sanırım. Tersinden keseceğim arkadaşlar. Ters tarafından keselim ki hani ikiye katlayacağız ya. Şöyle şimdi ikisini bir örüyorum. Kesme işlemini gösteriyorum. Sol şişime taktım. İkisini bir örüyorum. İlmeği sol şişime takıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde. Çok da sıkı yapmayalım. Yani çocuğun ayağını sıkmasın. Evet, böyle orta genişlikte keselim arkadaşlar. İlmeğimizi sol şişimize takıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Evet, böyle tamamen keselim. Evet, gördüğünüz gibi bitirdim. Şöyle biraz ipimi uzun kesiyorum ki dikme payı olsun. İlmeğin içinden geçiriyorum. Evet, önce tabanı dikelim arkadaşlar. Şöyle taban için pembe ipimi iğneme geçirdim. Şöyle tersini çeviriyorum. Tersini çevirdim. Böyle kenarını sonra gideceğiz. Şu pembe yerine sonra gideceğiz. Diktikten sonra gidelim. Şöyle şuradan başlayalım. Böyle dikelim arkadaşlar. Evet, alt kısma geçiyorum. Buraya kadar dikelim, ipimizi kıralım. Evet, diktim, bitirdim arkadaşlar. Tabanını şu şekilde oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi düzünü çevirdim. Düz kısmı çevirdim, gördüğünüz gibi. Şöyle yarıya kadar düz taraftan dikeceğim. Çünkü ikiye katlayınca dikiş görünmesin diye düz taraftan dikiyorum. Üst kısımdan başladım. Yarısına kadar ineceğim. Evet, bir tane daha dikeyim. Şöyle. Yarısına kadar inmiş olduk. Sonra şöyle tersini çeviriyorum. Böyle katlayacağımız için düzünden diktik. Şimdi tersini çeviriyoruz arkadaşlar. İğnemizi de şöyle aradan yukarıya alalım. Evet, sonra ters taraftan dikmeye devam edelim. Böyle bu şekilde. Evet. Buraya kadar dikelim. Sonra ipimizi kıralım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi diktim. Düzünü çeviriyorum. Şöyle çevirdim. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi buraya bağcık yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi kenarını gideceğiz. Kenarını tığla yapacağız arkadaşlar. Tığımı aldım. 5 numara tığımı aldım. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Şöyle
Bu şekilde benim gibi tutun arkadaşlar. Çünkü şöyle katlayacağız. Arka diktiğimiz yerden başlayalım. Buraya ipimi sabitliyorum. Başına doladım. Bir tane atladım ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapacağım. Birincisini yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 3 4 aynı yere 5 tane trabzan yaptım. Bir tane atladım ikinciye, başına dolamadan batıyorum. Başına doladım, bir tane atladım ikinciye. Yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane atladım ikinciye, başına dolamadan batıyorum. Başına doladım. Bir tane atladım ikinciye. Yine 5 tane trabzan. Bu şekilde 2 3 4 5 Bir tane atladım ikinciye, başına dolamadan batıyorum. Evet, tamamen etrafını bu şekilde gidelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sonuna geldiğim İlk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sevdikleriniz sağlıcakla giysin inşallah. İpimi alta doğru saklıyorum. Evet, şöyle katlayalım arkadaşlar. Şöyle. Böyle. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Çok tatlı, çok şirin. Çok da yakışır bebişlere. Evet, inşallah anlatımımdan da memnun kaldınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.